Merhaba, Sokrative'de sadece bireysel olarak uygulanabilecek süreç değerlendirmeler yapılmaz. Onun haricinde farklı tipte de farklı amaç için de kullanıyor olabiliriz. Bunlar nedir? Grup değerlendirmesi. Yani takım olarak sınıfın içinde yapacağınız yarışmalarda kullanıyor olabilirsiniz. Eğlenceli etkinlikler düzenli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey lunch dediğimiz zaman, bakın ben mevcut yarattığım sınavı bireysel olarak, formative assessment olarak kullanmayacağım da, yani süreç değerlendirme olarak kullanmayacağım. Ama ne yapacağım? Space Race'i seçtim. Genel kültürü seçtim. Diyelim ki burada bu sınavı uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Takım olarak uygulayacağım. Yani bakın burada Choose Settings'te Teams kısmında kaç takım yarıştırmak istiyorsun? 3 takım diyelim ki. Ve her bir takımı kendi sembollerini, bakın belirliyor olabilirim ben burada. Ve auto-assign otomatikman öğrencileri gruplara atıyor hocam. Değiştirmek istediğim ayar varsa soruyu karıştır, cevabı karıştır, geri bildirimi ver, final sonucunu gör gibi burada ayarlı olabilirim. Ve ben start dediğimde benim belirlediğim takıma otomatik takımlar kendi içinde yarışıyor olacaklar. Yüz yüze eğitimde öğrencileri belirli gruplara ayırmak ve o gruplarla beraber uygulamayı yapmak çok keyifli oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda 3'e bölündü. Blue, Agenda, Oyun. 3 ayrı takım oluşturdu bana. Her birisini benim belirlediğim sembol olarak atadı. Bunu öğrencinin tercihini de bıraktırıyor olabilirdik. Sınav şu anda açık. Bench, Matematik 5A. Aynı odada bakın farklı sınav var şu anda. Ben tekrardan Matematik 5A sınıfına dahil olduğum grubuma ve ben bu ruma dahil olduğumda benim karşımda bu sefer öğretmenin o rumda aktiflediği çalışma çıkıyor. Yani bu formative assessment olacağı gibi takım için olan space race de oluyor. Bakın ben şu anda bireysel yarışmıyorum. Mavi takımım, Team Blue ve mavi takım olarak yarışıyorum. Cevabımı işaretledim, answer dedim. Bana ikinci soru geldi. Bildim, cevabı aldı. Doğru cevabım bu, okeydir. Ve bakın hemen ben öğretmen paneline geçtim. Öğretmen panelinde mavi takım ilerlemiş oldu. Bu şekilde öğrencileri takımlar olarak değerlendirmek, bir arada tutup ama cevabı bir kişinin veriyor olabilmesi onun için bu kurguda bunu da uyguluyor olabilirsiniz. Keyifli bir yöntem. Ben bunu bitirmeden, finishlemeden bir üçüncü tip yaratamam. Mutlaka ücretsiz versiyonda o odada bir tane çalışma yer alıyor olması lazım. Bakın şu anda benim durdurduğum, finish'e bastım. Evet dedim. Ve ben durdurduktan sonra anca yapıyor olabilirim. Aynı yerde hem öğretmen hem öğrenci hesabına girdiğim için şu anda bunu soruyor. Tekrardan beni atıyor. Dedim. Ya da ben Sokrative'i bir üçüncü seçenek olarak nasıl kullanabilirim? Orada da çıkış bileti olarak kullanıyor olabilirim. Giriş yaptıktan sonra çıkış bileti seçeneğini gösterebiliriz. Evet, bir üçüncü seçenek de çıkış bileti. Yani sınav, takım var ve çıkış bileti olarak Sokrative'i kullanabiliriz.